kuruluşuna katkı vermiş, okulun mimarlık fakültesini kurmuş, dekan olmuş, İTÜ'de rektörlüğe getirilmiş, Mimarlar Odası'nın bir numaralı üyesi olmuş, milletvekilliği yapmış, çok yönlü, başarılı bir kişilik. Anıtkabir'inde mimarı Emin Onat. 1910 yılında doğdu, orta öğrenimini Beyazıt Numune Mektebi ve Vefa Sultanesi'nde tamamladıktan sonra 1926'da mühendis mektebine girdi. Üstün başarısı sayesinde 3. sınıftayken bu okula öğretim üyesi olmak üzere seçildi ve eğitimini tamamlaması için İsviçre'ye gönderildi. Zürich Teknik Üniversitesi'nde Otto Rudolf Selvisberg'in öğrencisi oldu. Mimarlık eğitimini 1934'te tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 1935'te ise Yüksek Mühendis Mektebi Mimarlık Şubesi'ne müderris yardımcısı olarak atandı. 1938'de profesör oldu ve bu okulun Mimarlık Şubesi Başkanlığı'na getirildi. 1944'te Yüksek Mühendis Okulu İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştürülünce yeni kurulan Mimarlık Fakültesi'nin ilk dekanlığına seçilen Emin Onat, iki dönem bu görevi sürdürdü. 1951 ve 53 arasında İTÜ'nün rektörlüğünü yaptı. 1954 ila 1957 yılları arasında İstanbul Milletvekilliğinin ardından üniversitedeki görevine geri döndü. Emin Onat, çağdaş Türk mimarlığı içinde önemli yeri olan bazı yapıların tasarımına katılmıştır. 1940'larda Türkiye'nin önde gelen mimarlarından biri olan Sedat Hakkı Eldem'le birlikte İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, İstanbul Adalet Sarayı gibi yapıları yapmıştır. Emin Onat'ın en önemli eseri Orhan Arda ile birlikte yaptığı Anıtkabir'dir. 1941'de açılan uluslararası yarışmaya katılan yerli ve yabancı mimarların 49 tasarımı arasında Onat-Arda ikilisinin tasarımının uygulanmasına karar verildi. Yapımına 1944'te başlanan ve 1953'te tamamlanan Anıtkabir'de birbirinden değişik etkiler bir birleşim içinde kaynaştırıldı. Onat'ın ilk tasarımlarında işlevci, 1940-1950 arasındaki ulusal mimarlık akımı sırasında ölçülü bir tarihsel üslupçuluk etkisi altında olduğu, 1950'den sonra ise yeniden akılcı işlevci, uluslararası etkileri açık bir anlayışla çalışmalar yaptığı görülür. Emin Onat, genel olarak tasarımlarını akılcı ve işlevci doğrultuda gerçekleştirmiş bir mimardır. İsviçre'deki öğrenciliği sırasında yapıyı işlevlerinden yola çıkarak biçimlendirmeye yönelik çağdaş mimarlık ilkelerini tanımış, bunları daha sonraki tasarımlarında uygulamıştır. Onun bu özelliği, çağdaş yapılarda eski Türk mimarlığına özgü ögelerin kullanılmasıyla ulusal bir mimarlık yaratılabileceğinin düşünüldüğü bir dönemde, mimarlar arasında bir denge sağlanması açısından önem taşır. Gerek Sedat Hakkı Eldem ile ortak çalışmalarında, gerekse çeşitli etkileri özgün ve çağdaş bir birleşime dönüştürme başarısını gösterdiği Anıtkabir tasarımında bu yaklaşımın olumlu izi açıkça görülür. Emin Onat'ın Türk mimarlığına yaptığı önemli katkılardan biri de mimarlık eğitimi alanındaki çalışmalarıdır. Kuruluş aşamasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir mimarlık fakültesine de yer verilmesi onun bu çalışmalarının sonucudur. Zorlama yerine ikna etmeyi temel alan, alçak gönüllü kişiliğiyle öğretmen olarak da büyük saygı görmüştür. Emin Onat, Türk mimarlarını uluslararası alanlara temsil etmiş, Uluslararası Mimarlar Birliği Türkiye kesiminin çekirdeğini kurmuş, 1948'de Lozan'da yapılan ilk genel kurula katılan Türk mimarları arasında yer almıştır. Mimarlık alanındaki çalışmaları nedeniyle 1946'da Britanya Kraliyet Mimarlık Enstitüsü tarafından onursal yazışman üyeliğine seçilmiş, 1956'da da Hanover Teknik Üniversitesi'nden onursal doktorluk unvanı almıştır. 1954'te kurulan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Mimarlar Odası'nın bir numaralı sicil numaralı üyesidir. 27 Mayıs 1960 tarihinde darbenin ardından kurulan yönetim, 147 öğretim üyesini üniversitelerden ihraç etme kararı almış, 28 Ekim 1960 tarihinde Milli Birlik Komitesi 147 öğretim üyesini üniversitelerden uzaklaştırmıştır. Bu 147 öğretim üyesi içerisinde Emin Onat da yer almıştır. Emin Onat, İstanbul'da 17 Temmuz 1961 tarihinde kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etmiştir. Emin Onat,
İTÜ ve Mimarlar Odası'nın açtığı yarışmayı kazanan öğrencisi Doğan Tekeden'in tasarladığı Zincirlikuyu'da bulunan mezarında yatmakta. Bugün Mimarın Mutfağı'nda 5 dakikada Mimarlar serisinde Mimar Emin Onat'ı ağırladık. Kendisini saygıyla anıyor ve başka bir Mimarın Mutfağı'nda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.